Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere STM32F1 serisine ait derin amaçlı zamanlayıcıların donanımsal özelliklerinden ve register yapılarından bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi yazılımsal olarak uygulamaya geçmeden önce kullanacak olduğumuz çevre biriminin donanımsal özelliklerini bilmemizde fayda var. Donanımsal özelliklerinin yeteneklerini ve uygulama sınırlarını bildiğimiz zaman yazılım üzerinde işlem yapmamız daha da kolaylaşır. Bu açıdan kullanacak olduğumuz çevre birimlerinin donanımsal özelliklerinin ve register yapısının çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi STM firması, ST elektronik firması özellikle tüm microcontroller serisi için bir referans manuel yayınladı. Bu referans manuellere kendisi bir isim vererek, bir sınıflandırma ismi vererek genel amaçlı olarak bütün çevre birimlerini referans manuel üzerinden bize bildirdi. Bu kapsamda biz de bu dersimizde bu referans manuel üzerinden giderek çevre birimlerinin donanımsal özelliklerini tanımaya çalışacağız. Kullanmış olduğumuz kaynağımız buradaki referans manuel. Bunun için güncel olarak biliyorsunuz referans manueller yayınlanıyor. Güncel referans manuelimiz 2018 Aralık'ta yayınlanmış olan 20. revizyona girmiş ve STM32F1 serilerinin, genel olarak F1 serilerinin donanımsal özelliklerini anlatan bir user manual. Bunun içerisinde biz genel amaçlı zamanlayıcılardan bahsedeceğiz. Gelin genel amaçlı zamanlayıcılara biraz daha yakından bakalım. Genel amaçlı zamanlayıcılar STM32F103C8 serisi üzerinden gidiyoruz. Timer 2 ile Timer 5 arasındaki Timer 2, Timer 3, Timer 4 ve Timer 5'e karşılık ediyor. Genel amaçlı zamanlayıcılar programlanabilir bir ön ölçekleyici, yani bir prescaler tarafından sürülen 16 bitlik, yani 1'den 65536'ya kadar, aslında 0'la 65535, ancak kendisi sürekli 1'den çıkardığı için, 1 çıkardığı için mevcut girilen değerden, dolayısıyla 1'le 65536'ya kadar bir değer girebiliyoruz. Otomatik yeniden doldurmalı bir sayaçtan oluşur. Yani biz buna Auto Reload Register diyoruz. Zamanlayıcılar, bir diğer ifadeyle timers, giriş sinyallerinin darbe uzunluklarının ölçülmesinde, yani girişin yakalanmasında, giriş yakalama diyoruz. Aslında yaptığımız ne? Giriş sinyallerinin darbe uzunluklarının ölçülmesi veya çıkış dalga formlarının üretilmesinde kullanılır. İki amacımız var. Bir, giriş sinyallerinin darbe uzunluklarının ölçülmesi, darbe sayısı ve darbe uzunluklarının ölçülmesi. İki, çıkış dalga formlarının üretilmesi. Bunlar çıkışların karşılaştırılması PWM'de olabilir. Zamanlayıcıların darbe uzunlukları ve dalga şekli periyotları, zamanlayıcı ön ölçekleyicisi ve RCC dediğimiz Reset Clock Control, saat kontrolörü ön ölçekleyicisi kullanılarak birkaç mikrosaniyeden birkaç milisaniye kadar modüle edilebilir. Zamanlayıcılar tamamen bağımsızdır. Birbirlerinden tamamen bağımsızdır ve sistemden de bağımsızdır. Çünkü harici bir birimdir. Hiçbir kaynağı paylaşmazlar. Burası önemli. Çünkü bazen biz zamanlayıcıları time-based source olarak da kullanabiliyoruz. Ve birlikte senkronize edilebilir. Yani birbirlerine seri olarak bağlanabilirler. Paralel olarak bağlanıp birlikte çalıştırılabilirler. Peki nelerdir zamanlayıcımızın özellikleri? Zamanlayıcılarımızın özellikleri arkadaşlar, 16 bitlik bir sayacımız var. Aşağı sayabilir, yukarı aşağı sayabilir ve otomatik olarak yeniden set edilen değer yeniden yüklenir. 16 bit programlanabilir bir ön ölçekleyicisi vardır. Bir prescalerımız vardır. Bu değer 1 ile 65536 arasındadır. Biz bu rakamı girdikten sonraki sistem her zaman için kendisi -1 olarak çıkartır.
herhangi bir oranla saat frekansını bölmek için kullanılır. Girişler aşağıdakiler için en fazla 4 adet bağımsız kanal bulmaktadır. Bunlar girişlerin yakalanması, çıkışların kontrol edilmesi, output compare, PWM üretme, kenar ve merkeze hizalanmış modlarımız var. Bir de tek darbeli çıkış modumuz. Bu 4 tanesi için 4 farklı bağımsız kanal bulunmaktadır. Zamanlayıcı, harici sinyallerle kontrol etmek için birkaç zamanlayıcının birbirine bağlamak için bir senkronizasyon devresi vardır. Dolayısıyla birden fazla zamanlayıcıyı birbirlerine bağlayarak birbirlerini senkronize edebiliriz. Gelin şöyle bakalım zamanlayıcının blok diyagramına. Zamanlayıcı blok diyagramında arkadaşlar bir şurada 4 tane bağımsız kanalımız var. Channel 1, Channel 2, Channel 3 ve Channel 4. Burada Timer X dediğimiz Timer 2, 3, 4, 5 olabilir. Burada girişin filtrelendiği ve kenarların yakalandığı bir dedektörümüz var. Timer 1, Timer 2, Timer 3. Aynı zamanda bunlar birbirlerine özel XOR'la bağlanmış. Sadece 4. kanal burada XOR'la birbirlerine bağlanmamış. Yani şu üçü 1. kanal için XOR'la birbirine bağlanmamış. Daha sonra filtrelenmiş girişler diyoruz biz buna. Filtrelenmiş girişler 1, filtrelenmiş girişler 2. Yani şuradaki her bir kanalımızda filtrelenmiş girişler 1, 2, filtrelenmiş girişler 1, 2, filtrelenmiş girişler 3, 4, filtrelenmiş girişler 3, 4. Peki ne demek bu arkadaşlar? Biz buraya bir enkodür bağlayacağımız zaman buraya bir enkodür bağlamamız gerekiyor. Enkodür bir ucunu, diğer ucunu da buraya bağlamamız gerekiyor. Enkodür. Yani buraya aynı şekilde enkodürün ikinci bir enkodürün bir ucunu buraya bağlayacağız. Diğer bir ucunu da buraya bağlamamız gerekiyor. Çünkü bu enkodür girişleri yukarı ve aşağı saymada hem yönü belirleme hem de kenar yakalamada kullanılıyor. Şimdi giriş için bağlıyoruz veya çıkış için de aslında şurası giriş için belirlenmiş kanallarımız. Giriş için belirlenmiş kanallarımız. Bu tarafta çıkış için belirlenmiş kanallarımız. Dolayısıyla girişlerde biz ne yapacağız? Gelen bir sinyali kenarını yakalamamız gerekiyor. Gelen bir sinyali filtre etmemiz gerekiyor. Bazen çünkü enkodörlerde jitter dediğimiz olay meydana gelebiliyor. Sinyalleri ne yapıyoruz? Bir prescaler'dan geçiriyoruz. Bir burada giriş sinyallerini prescale ettikten sonra ne yapıyoruz? Şurada capture compare register'e gidiyor. Yani giren sinyali de biz buraya alıyoruz. Aynı şekilde çıkan sinyali de biz buradan gönderebiliyoruz. Giren sinyal arkadaşlar Capture Compare Register'a girdikten sonra zamanlayıcının diğer işlemleri tarafından okunarak modüle edilirler. Yani diğer birimler tarafından okunarak modüle edilirler. Bir diğer ifadeyle de herhangi bir giriş bu encoder girişi olabilir ya da girişin frekansını ya da modülasyonunu belirlemede olabilir. Bunlar yine aynı şekilde bu register'da tutulur ve bu register'dan zamanlayıcının diğer unsurlar tarafından modüle edilerek kullanabilirler. Bu kısım arkadaşlar zamanlayıcıdan girişlerin olduğu kısım. Yani girişleri şuraya kadar kullanıyoruz. Bir de zamanlayıcı ile ilgili çıkışların karşılaştırılması gerekebilir. Output compare dediğimiz zaman bir PWM'in modülasyon genişliklerini, darbe modülasyon genişliklerini değiştirebiliriz, ayarlayabiliriz. Farklı modlarda kullanım yapabiliriz. Bunun için de output kontrolü kullanmamız gerekiyor. Buna da output kontrol referanslarını, karşılaştırma referanslarını dikkate alarak çıkış dalga formlarının oluşturulmasında buradan gerçekleştiriyoruz. Bunun için de output compare içinde 4 tane kanalımız var. Kanal 1, kanal 2, kanal 3 ve kanal 4. Burada bir counter değerimiz var. Aynı zamanlayıcının set edilmiş olduğu. Burada bir de auto reload register var. Otomatik olarak tanımlamış olduğumuz yani 1 ile 65 mi 535 arasında girmiş olduğumuz bir auto reload register'e yazılmış değer var. Karşılaştırma ve periyot değerlerimiz var. Bu değerlerimiz şurada prescaler değerimiz var. Burada auto reload register değerimiz var. Yani karşılaştırma değerlerimiz var. Bu prescale edilmiş olan değerden sonra zamanlayıcımız ne yapıyoruz? Frekansını belirliyoruz. Frekansı daha sonra auto reload register'dan da zamanlayıcımızın girilmiş olan değerle sayılan değerle girilmiş olan değer arasındaki karşılaştırmaları yaparak çıkışa gönderme işlemini ne yapıyoruz? Gerçekleştirebiliyoruz.
Burada tabii bir zaman ayıcımızın bir internal clock var. Bir zaman ayıcımızın dahili sinyal beslemesi var. Biz bunda ne yapıyoruz? Dahili sinyalleri, yani zamanlayıcıya girecek olan sinyalleri sistem bus üzerinden buraya alıyoruz. Dolayısıyla burada bir sistem bus girişimiz var. Sistem bus'tan ne girişimiz var? Clock girişimiz var. Veya harici bir external trigger'ımız var. External trigger'la da gelebilir. Yani ya buradan internal clock'tan, dahili clock'tan bir giriş olabilir ya da harici bir trigger gelebilir. Harici bir trigger geldiği zaman burada bir polarite seçimi ve kenar yakalama dedektörü ve prescaler hesaplamasının olduğu bir modül var. Buradan işlem geçer. Daha sonra giriş filtre edilir. Filtre edildikten sonra artık trigger controller dediğimiz bu kısma gerçekleşir. İşte bu kısımda biz kesmelerin bulunmuş olduğu, bakın burada interrupt kesmelerimiz var. Yine şuradan slave controller modumuz var. Slave controller modumuz bir zamanlayıcıyı slave olarak, harici olarak kullanmada kullanacak olduğumuz bir mod. Yine encoder interface modlarımız var. Yine şunlar da encoder interface modlarımızdan da şurada görmüş olduğunuz gibi input kanallarına bağlanan encoder'ın iki ucunun iki ucuna gelen sinyalin işlenmesiyle ortaya çıkan bir işlem. Bütün bu işlemlerden sonra ne yapıyoruz? Bir prescaler değerimiz zamanlayıcıyla ilgili aslında bir sayma işlemini kontrol etmiş oluyor. Peki neler yapabiliyoruz? Burada bir güncellememiz var. Yani sayaç taşmadan belli bir değerin eşik değerin altında kalma veya belli bir eşik değerin üzerine çıktığı andan itibaren, yani set edilen değerin üzerine geçtiği andan itibaren otomatik olarak bir taşma üretilir. Biz buna update event diyoruz. Sonra bir tetikleme olayımız vardır, trigger. Yine bu da sayaç başlatma, sayacı durdurma, yine bir takım dahili tetiklemeler, başlatma veya dahili harici tetiklemelerle saymalar için de tetikleme özelliklerini kullanabiliyoruz. Girişi yakalayabiliyoruz, çıkışı karşılaştırabiliyoruz. Burada zaten şurası bizim girişi yakalama, çıkışı karşılaştırma. Şuradaki triggerlarımız, yani şurada external triggerlarımız, bir de update eventlerimiz var. Bunlar da şuradaki update interruptlarımız ise her bir auto reload değerine ulaştığı andan itibaren üretilen update eventlerimiz. Konumlandırma amaçlı artımlı kareleme dediğimiz encoder veya hall sensörler içinde ayrıca bir desteği vardır. Bu zaten bize encoder desteğinin olduğunu gösteriyor. Harici saat için tetik girişi, şuradaki external trigger veya çevrim çevrim akım yönetimde mevcuttur. Devam edelim. Şuradan arkadaşlar. Bunların işlemleri nelerdir? İşlevler arkadaşlar, programlanabilir zamanlayıcının ana bloğu, otomatik yeniden yükleme kaydına sahip auto reload register dediğimiz 16 bitlik bir sayaçtır. Toplamda yapmış olduğu bir 16 bitlik bir sayma işlemidir. Sayaç yukarı, aşağı veya yukarı aşağı şeklinde sayabilir. Sayaç saati bir ön ölçekleyici, bir prescaler tarafından bölünebilir. Yani bizim clock frekansımız mesela 72 MHz için düşünecek olursak 72 milyon tane, saniyede 72 milyon tane darbemiz var. Bu darbeyi biz eğer 1 ile 65.565 arasında, 536 arasında böldüğümüz zaman, bu aralığa böldüğümüz zaman bize bir periyot uzunluğu veriyor ve bu periyoda göre de bizim frekansımızı, zamanlayıcımızın frekansını belirlemiş oluyoruz. Sayaç otomatik yeniden yükleme kaydı ve ön ölçekleyici kaydına yazılım tarafından yazılabilir. Evet, bunu zaten yapacağız. Veya okunabilir. Çünkü register üzerinden okuma yapıyoruz. Bu durum sayaç çalışırken bile geçerli. Yani sayaç çalışırken bile biz bunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz veyahut okuyabiliriz. Aynı şekilde burada arkadaşlar tabii register'lar kısım kısım veriliyor. Sayacımızın kaydı. Timer X counter. Timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, timer 5. Timer X counter. Şurada counter değerimiz. Ön ölçekleyicimiz. Timer 1, timer 2, prescaler. Ön ölçekleme değeri. Otomatik yeniden yükleme kaydı. Otomatik yeniden yükleme registeri. Timer X, auto reload register. Auto reload register.
Otomatik yeniden yükleme kaydı önceden yüklenmiştir. Otomatik yükleme yeniden yükleme kaydından okuma ve yazma kaydı register ön yükleme kaydına erişir. Ön yükleme kaydının içeriği timer X yani timer 2'deki kontrol register 1 kaydındaki otomatik yeniden yükleme ön yükleme etkinleştirme bitine bağlı olarak sürekli veya her güncelleme olayında aktarılır. Şurası update event. Update event aktarılır. Güncelleme olayı sayaç taşma seviyesine ulaştığında yani autorelate register'daki değer ulaştığında veya aşağı sayma sırasında aşağıya doğru olduğunda da bu sefer update disable bit'i kontrol register 1'deki kaydının 0 eşit olduğuna gönderilir. Bu işlem yazılım tarafından da üretilebilir. Yine sayaç sadece timer X kontrol register 1 kaydındaki sayaç etkinleştirilmişse bu işlemi gerçekleştirilir. Bakın counter enable bitinin mutlaka ne olması lazım? Etkinleştirilmesi gerekiyor. Counter enable gerçek sayaç etkinleştirme sinyalinin counter enable'dan sonra bir darbe çevrimi sonra set edildiğini unutmamamız gerekiyor. Ön ölçekleyiciye bir girelim. Ön ölçekleyici burada neden önemli? Arkadaşlar şuradan bakalım. Auto özür dilerim. Prescaler, ön ölçekleyici saat. Ön ölçekleyici sayaç, saat frekansını 1 ile 65.536 arasında herhangi bir faktöre bölebilir. Bu 16 bitlik bir kayıttan, yani register'dan, Timer X Prescaler kayıt defterindeki kontrolden 16 bitlik bir sayaca dayanır. Bu kontrol kaydının ara belleğe alındığı andan itibaren değiştirilebilir. Yeni ön ölçekleyici oranı sonraki güncelleme etkinleştirildiğinde dikkate alın. Dolayısıyla bu ne demek? İşlem sırasında ben bunu prescaler değerini değiştirebilirim. Prescaler değerini değiştirebilirim. Şurada prescaler değerini değiştirebilirim. Ama bunu bir sonraki işlem update event'ten sonra aktif hale geldiğinde unutmamız gerekiyor. Şimdi şuradan bakalım. Bakın burada clock prescaler, CK dediğimiz şurası bir clock prescaler'ımız. Şurası counter enable. Şurası timer clock. Burada counter clock'umuz. Counter clock'umuz. Bakın bu counter prescaler'ımız. Counter clock'umuz. Counter register'ımız. Update event'imiz. Bu da bir olayın meydana geldiğini gösteriyor. Prescaler control register'ımız. Bir prescaler işlemi gerçekleştirmeyi kontrol ediyor. Şuradan bakıyoruz. Şimdi counter enable olduğu andan itibaren ikinci darbenin yükselmesiyle birlikte bakın arkadaşlar counter enable oldu. Biz frekansa senkronize oluyoruz. Bakın counter'ın enable olmasıyla birlikte prescaler frekansına senkronize oluyoruz. Daha sonra burası 1'den 2'ye dönüşümü bize gösteriyor. 1'den 2'ye dönüşümü gösteriyor. Burası 1 olarak devam ediyor. 2'ye böldüğümüz andan itibaren yani 72 milyonu 2'ye böldüğümüz andan itibaren 36 milyona düşecek. Dolayısıyla 36 MHz'e düşecek. Peki nasıl olacak? Buradaki counter değerimiz 1, 2 periyot geçtikten sonra counter değerimiz 1 artacak. Bakın şurada olduğu gibi. Önceden nasıl yapıyordu? Şöyle bakacak olursak. Önceden şöyle yapıyordu. Burası 1'e kadar olan kısım. Her bir prescaler değerimiz, biz burada ne yapıyoruz? 1 yazıyorduk. Her bir prescaler değerimiz aslında counter değerimize eşitti. Burası 72 MHz ise counter değerimiz de 72 MHz oluyordu. Fakat taşma değerinde 65.536 otomatik olarak ne yapıyordu? Bize bir periyodumuzun sonunda bir update event meydana getirir. Daha sonra prescaler değerini değiştirdiğimiz zaman counter'ımız bakın 2 darbe genişliği saydıktan sonra yani 2 periyot sonunda 3. periyodu çıkarken ilk periyotta bir kez sayar altta ve bekler. Niye? Çünkü prescaler'ımız 2'ye bölünmüştü. Bizim buradaki 72 MHz'imiz artık 36 MHz'e düşmüş oldu ve saymaya başladı. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 diye saymaya başladı. Ve bunun sonunda yine sayma değerimizin sonunda otomatik olarak ne yaptı? Bir update event meydana geldi. Bir önceki değerden sonra bir update event meydana geldi. Biz bu update event'i ne yapıyoruz? Bir kesme sinyali olarak değerlendiriyoruz. Tabii burada prescaler kontrol değerimiz aslında burada bir değer aldı. Burada bir değer aldı. Şurada itibaren ama neyi bekledi?
periyodun sonunu bekledi. Yani kendi içerisindeki update eventinin sonunu bekledi. Update eventinin sonunda güncel prescaler değerimiz devreye girdi. Dolayısıyla burada güncel prescaler değerimiz update, her bir update eventin oluşmasıyla birlikte meydana geliyor. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Evet, burada bir figür 102 var. Resim ya da şekil 102'ye bakalım. Yine bir ön ölçekleme işlemi. Bu sefer 1'den 4'e geçişi bize anlatıyor. 1'den 4'e. Yine aynı şekilde bir counter prescaler'ımız var. Counter enable oldu. Saymaya başladı. Bakın şurada enable 1 olduğunu gösteriyor. Saymaya başladı. Birinci sinyal, ikinci sinyal, daha doğrusu sinyalin sonuna doğru. Bu daha önceden sayılıyordu. Sona doğru geldi. En sona geldikten sonra bakın şu noktada bir prescaler var. Write a new value in timer x prescaler. Burada bir prescaler value değerini değiştirdim. Buraya 3 yazdım. Ve 3 yazdım. Ve 4'e bölünmüş oldu. Buradan bakın periyodun sonunda beklemiş olduğu kendi periyodun sonunda bir update event meydana geldi. Update event meydana geldiği andan itibaren ne yaptı? Bu sefer 4 sinyalde 1 sayacımız arttı. Burası sayma değerimiz, sayma değerimiz, count clause'umuz. Burada tek tek sayıyordu. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü pulse'in sonunda tekrardan, bakın şurada tekrardan bir sayma işlemi daha gerçekleşti. Başlangıçta bir sefer saymıştı. Burası 1 oldu. Artık burası 2 oldu. İkinci 0, 0, 0, 1. Bir sonraki dördüncü pulse'in sonunda da şurada ne yapılacak? 0, 2 olarak saymaya başlayacak. Ne zamana kadar? Ta ki burada sayma prescaler değerimizin sonuna kadar, set edilmiş olan prescaler değerimizin sonuna kadar bunu gerçekleştirmiş olacak. Burada arkadaşlar 4'e böldüğümüz zaman aslında frekansımızı da düşürmüş oluyoruz. Yani 4'e böldüğümüz zaman 72 MHz'i 4'e bölersek 18 MHz'e ne yapmış oluyoruz? Frekansımızı düşürmüş oluyoruz. Şimdi bir sonraki slaytımıza geçelim. Evet, sayaç modlarımız. Dedik ki timer aslında bir sayaçtır. Yukarıya ve aşağıya doğru sayar. Ya da hem yukarı hem aşağı sayar. Burada aslında yapmış olduğumuz işlem içeride bir belirli bir frekansa bağlı olarak ana frekansımızı bölerek bir sayma işleminin gerçekleştirilmesidir. Birden 255'e kadar saymak, birden işte 65'e, 65'e kadar saymak. Bunu biz kendimize ölçekleyebiliyoruz. Ama nasıl sayıyoruz? Yukarıya veya aşağıya sayıyoruz. O zaman yukarı saymaya bir bakalım. Yukarı sayma modunda sayaç sıfırdan otomatik yeniden yükleme değerine, yani auto reload register değerine, biz bunu register'de belirtiyoruz, kadar sayar ve daha sonra sıfırdan yeniden başlar. Yani biz bunu şöyle düşünelim. Auto reload register değerimiz 255 olduğunu varsayarsak. Sıfırdan itibaren başlar, sıfırdan itibaren bir taşma meydana gelmez. Sayar belli bir frekansta. Bu frekansını ayarlıyoruz. Burada auto reload register değerimizin içeri 255 sıfırdan itibaren geldi. 1, 2, 3, 5, 254, 255. 255'in sonunda update event oluşur. Update event. Bu da ne demektir? Aslında bu update event'in oluşması auto reload register'e ulaştı. Bir tane overflow'umuz oluştu. Bu update event bu overflow'dan meydana gelir. Daha sonra sıfırdan başlar. Sıfırdan başlamaya devam eder ve bir taşma olayı üretilir. Bu taşma olayını da overflow diyoruz. Her bir sayaç taşması sırasında, yani her bu sayaç taşması ve overflow meydana geldiğinde timer x EGR register, yani event generation register. Biraz önce dedik ki update event oluyor. Bu update event register kaydındaki update generation biti set edilerek yazılımla veya slave motor controller kullanarak bir güncelleme olayı oluşturulabilir. Burada bir güncelleme olayı oluşturulur ve update event olayı timer x control register 1 kaydındaki update disable biti set edilerek yazılım tarafından devre dışı bırakılabilir. Yani
buradan bir event kullanmayacağım ben derseniz, dolayısıyla update'i disable edebilirsiniz. İhtiyacınız yoksa bu da disable edilebilir. Bu durum aslında ön yükleme, bu durum aslında ön yükleme kayıtlarına, yani auto load register kayıtlarına, şurada yeni değerler yazarken gölge kayıtlarının, yani biz buna shadow register diyoruz, güncellemelerinden sakınmak içindir. Daha sonra update disable biti 0 yazılana kadar hiçbir güncelleme olayı oluşmaz. Bundan dolayı sayaç 0'dan itibaren yeniden başlatılır, ancak ön ölçekleme oranı hiçbir zaman için değişmez. Buna ek olarak timer control register 1 kaydındaki update request source biti set edilmişse, yine update generation biti set edildiğinde update event bayrağı bir güncelleme olayı oluşturur. Bu durum update interrupt flag bayrağını set edilmeden yapılır. Böyle herhangi bir kesme veya DMA talebi de gönderilmez. Evet, burası biraz daha detaylı bir kısım. Yani biraz daha işte register üzerine yapılandırma yapacaksanız bu kısımlara dikkat etmeniz gerekebilir. Bunun dışında arkadaşlar, yakalama olayındaki sayacı temizlerken hem güncelleme hem de yakalama kesmeleri oluşturmasına kaçınmak içindir. Bir güncelleme olayı meydana geldiğinde tüm kayıtlar güncellenir. Ve güncelleme bayrağı bu status register'daki update event, update interrupt flag biti set edilir ve update request source bitine bağlı olarak bu gerçekleşir. Bu durumda timer x auto reload register 36 olduğunda farklı saat frekansları için saat davranışını gösteriyor. Şuna bir bakalım birlikte. Evet, sayaç zamanlama diyagramları. Sayaç zamanlama diyagramları arkadaşlar, biraz yakından bakalım. Counter timing diagram, internal clock divided by one. Yani dahili clock 1'e bölündüğündeki davranışı bize gösteriyor. Şurası bizim clock girişimiz, internal clock'umuz. Şurası counter'ımızın enable olduğu durumdur. Bakın şurada counter'ımız otomatik olarak enable olur. Timer clock'umuz, şuradaki counter internal clock'umuzla senkronizedir. Neden? Çünkü biz burada internal clock 1'e bölünmüştür. Yani kendisidir aslında 1'e bölündüğü zaman. Buradaki giriş saat darbemizin genliğine ise şuradaki timer'ımızın da darbe genişliği aynı olmuş olur. Şurada görmüş olduğunuz gibi counter register'da 36'ya kadar, auto reload register 36'ya kadar ayarlandığı için 36'ya kadar sayar. 36'dan sonra tekrar başa dönün. İşte bu arada bir overflow gerçekleşir. Overflow. Yani bir taşma meydana gelir. Bu taşmayla birlikte bir update event oluşur. Bir güncelleme olayı oluşur. Bu güncelleme olayıyla birlikte aynı zamanda bir update interrupt flag da set edilir içeride. Bir update interrupt flag vardır. Bu register içerisinde bu set edilir. Ve biz bunu register'da okuyoruz. Ne zamana kadar? Yine bakın artık bir update oluştu ve devam ediyor. Burada 104. şekilde ise buradaki internal clock'un ikiye bölünmesiyle oluşan durumu bize anlatıyor. Internal clock'umuz bizim sistemden gelen dahili saat kaynağımız 72 MHz olduğunu varsayalım. Clock enable olduğu andan itibaren bu sefer iki darbe genişliğini bir sayaç olarak, pardon, şuradan şuradan itibaren başlar. Yer alalım. Şuradan itibaren, yükseldiği andan itibaren başlar. Şöyle bakacak olursa şuraya karşılıklıymış. Dolayısıyla burada şu bir, şu da iki. İki darbeyi biz burada görmüş oluruz. Ve buradan bir değer üretir. Ne zamana kadar? 36'ya kadar. 36'da gelince tekrardan iki darbe uzunluğunda, şuradaki iki darbeyi tam uzunluğunda yine ne yapar? Bir sayma meydana getirir. Burada 0-0'dan itibaren başlayarak 16 bitlik bir sayma işlemini gerçekleştirir. Devam eder. Yine burada olduğu gibi buradaki arkadaşlar ikiye bölünmüş, internal clock'umuzun ikiye bölünmüş halini görebiliyoruz. Devam edelim. Şimdi aynı şekilde burayı da hızlı geçebiliriz. Burada 4'e bölünmüş var ve burada n'e bölünmüş. İstediğiniz değere bölebiliriz biz burada. 4'e böldük.
Bakın 4 darbe genişliğinde bir sayaç artırılıyor. Ve ulaştığı andan itibaren bakın 72 MHz'i 4'e bölersek 16 MHz'e düşebiliyor. 18 MHz'e düşebiliyor. Buradan biz bunu 100'e de bölebiliriz arkadaşlar. 1000'e de bölebiliriz. Dolayısıyla 1000 tane internal clock'ta bir tane sayaç darbesi oluşturulur. Bir tane counter overflow olur. Bir tane update event meydana gelir ve bir tane de update interrupt flag'ı set edilir. Burada biz birden itibaren başlayarak 65.536'ya kadar bu bölme işlemleri ne yapabiliriz? Prescale değerini gerçekleştirebiliriz. Devam edelim. Yine peki burada şuna bakalım arkadaşlar. Auto reload preload değerimiz var. Yani otomatik yeniden yükleme değerinin aktif olduğu ve pasif olduğu durumlara bakalım. Burası biraz daha böyle farklı şey yapabilir. Bir ARR değerimiz vardı. Auto reload register değerimiz vardı. Bir de auto reload preload ön yükleme enable register'ımız var. Auto reload preload enable register'ımız var. Bunun sıfır olduğu durumu bize veriyor. Yine auto reload preload enable'ın bir olduğu durumu bize veriyor. Şuradan bakalım. Counter timing diagram, sayaç zamanlama diyagramı, update event, güncelleme olayı, when RP eşittir 0. Yani ARPE equals 0 dediğimiz zaman, yani burada herhangi bir preload sistemi gerçekleşmiş. Şuradan bakalım. Bu dahili saat kaynağımız, dahili saat kaynağımız eşleşmiş, senkronize olmuş. Counter enable oldu. 36'ya kadar saydı. Burada herhangi bir değişiklik yok. 36'dan itibaren bakın burada aslında olması gereken bir shadow register'ımız, yani auto reload preload register'ımız yok. Auto reload preload register'ımız olmadığı için, bir işlemimiz olmadığı için bazı ön yükleme kayıtlarını hafızada tutmuyorum. Sadece auto reload register değerini tutuyorum. Auto reload register değerini tutuyorum. Yeni bir değer yazdığımda, şuraya yeni bir değer yazdığımda, bakın şurada bir şey meydana geldi. Normal şartlarda. Şurada bir değer meydana geldi. FF'e kadar geldi. Sonuna kadar geldi. Sonuna kadar geldikten sonra bakın buradan itibaren artık 36'ya döndü ve devam etti. Peki bir de arasındaki farka bakalım. Burada ilave bir register'ımız var. Auto reload preload register'ımız var. Auto reload preload register'ımız sayma işlemini bakın şurada bir tam şu noktada yeni bir değer yazdık. Şurada tam burada bir değer yazdık. Aslında bu buraya karşılık geliyor. Bir de bizim shadow register'ımız var. Gölge register'ımız var. Bakın şurada shadow register dediğimiz, gölge register dediğimiz buraya, burada devreye giriyor. Burada devreye girdiğinde bir önceki değeri yeni bir counter değeri başlayıncaya kadar burada hafızamız tutuyor. Shadow register değerimiz. Ne zamana kadar? Ta ki counter overflow oluşuncaya kadar. Bakın F5'te overflow oluştu. Şurada overflow oluştu. Overflow oluşuncaya kadar bunu bekletir. Bu değeri overflow oluştuktan sonra buradaki auto reload shadow register'ımız değişir. Bu da bizim auto reload shadow register. Aslında auto reload değerindeki yani yeniden yükleme değerini garanti almak için kullanmış olduğumuz bir ek yöntem, ilave yöntem. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Kullanmayabiliriz. Ama kullanabiliriz. Kullandığımız zaman biraz daha gölge kayıt diyoruz biz bunu. Gölge kayıtla da işi biraz daha sağlama almış olabiliriz. Devam edelim. Burada arkadaşlar aşağı sayma modumuz var. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz yukarı sayma modunun tam tersidir arkadaşlar. Aşağı sayma modu. Aslında çok kompleks bir şey değil. Burada sayma değerimiz biraz önce sıfırdan başlayarak 255'e kadar devam etmiş. 255'ten sonra sıfıra geçerken bir overflow olmuştu. Bunda ise aşağı sayma modunda sayaç otomatik yeniden yükleme değerinden auto reload register değerinden sıfıra kadar geriye doğru sayar. Şurada görüldü ki 255, 254 devam eder. 2, 1, 0 tam bu şu noktada bir underflow oluşur. Yani bir update event meydana gelir.
Aynı burada gördüğünüz gibi update event. Her bir taşımada timer x'in yine event generation register kaydındaki update generation biti set edilerek bir güncelleme olayı oluşturulur. Yine update disable yaparsanız buradaki güncellemeyi de ortadan kaldırmış oluruz. Yukarı saymanın tersine aşağı saymadı arkadaşlar. Sıfıra geldiği zaman bir underflow oluşturur ama ancak yine bir auto bir update eventi meydana getirir. Şöyle bakacak olursak biraz önce yukarı sayma için söylemiş olduğumuz bilgilerin aynısını burada da söyleyebiliriz. Yani bir ön ölçekleme değerimiz var. Ön ölçekleme değerine göre her underflow dediğimiz alt aşım değerine sıfır ulaştığından itibaren otomatik olarak yeniden yüklenir ve sayma işlemleri gerçekleştirilir. Şuradaki işlem aslında bir önceki işlemin bir şey olmuş. Biraz öncekinin aynısı. Yani buradaki 3'e bölünme, 4'e bölünme hadiselerimiz burada aynı arkadaşlar. Buraları geçebiliriz. Yine aynı şekilde bir şey var. İşlemlerimiz var. Bir diğer moda geçelim. Merkeze hizalanmış mod. Yani yukarı aşağı sayma modumuz var. Bir dedik ki yukarı sayma modumuz, aşağı sayma modumuz ve yukarı aşağı sayma modumuz var. Yukarı aşağı sayma modumuz arkadaşlar merkezlenmiş mod olarak geçiyor. Sayat sıfırdan başlar. Otomatik yeniden yükleme değeri yani timer x arr kaydının eksi bir değerine kadar sayar. Yani şöyle sıfırdan başlayarak bir değere kadar sayar. Bir eksi bir değerine kadar sayar. Sonra burada bir update event meydana gelir. Burada bir update eventimiz vardır. Sonra otomatik olarak yerine yükleme değerinden 1'e kadar sayar. Bakın şöyle tekrar 1'e kadar saymayı gerçekleştirir. Biraz öncekiler nasıldı? Mesela yukarı sayma nasıldı arkadaşlar? Şöyle bir grafik çizecek olursun. Yukarıya kadar sayar. Bir update event meydana gelir. Başa düşer. Yukarıya kadar sayar. Başa düşer. Değil mi? Bu şekildeydi. Aşağı doğru sayma nasıldı? Bu sefer aşağı doğru sayar. Bir update event burada meydana gelir. Tekrar çıkar. Aşağı doğru sayar. Bir anda çıkar. Aşağı doğru sayardı. Bu da hem yukarı hem aşağı sayma işlemi gerçekleşmiş olur. Burada sayaç taşma olayları her iki durumda da olur. Yani yukarı çıktığında da bir sayaç taşma meydana gelir. Aşağı indiğinde bir sayaç taşma meydana gelir. Her ikisinde de bir sayaç taşma ne yapar? Meydana gelmiş olur. Biz bunlara update event diyoruz. Şöyle update event. Update event. Merkeze hizalanmış mod TimerX bir kontrol register'daki CMS adını vermiş olduğumuz center aligned mod. Yani merkeze hizalanmış mod bitleri 0-0 değerine eşit olmadığı sürece etkindir. Çıkışta yapılandırılan kanalların kesme işaretini karşılaştırır. Sayaç aşağı sayar. Merkeze hizalanmış mod CMS 01 sayaç yukarı sayar. Yine bu sefer merkeze hizalanmış mod CMS eşittir 1-0 olduğunda sayaç yukarı ve aşağı sayar. Merkeze hizalanmış mod 3 burada CMS 1-1 olduğunda ise hem yukarı hem aşağı sayma işlemini 1-1 modunda gerçekleştirir. Dolayısıyla 0-0 olduğunda 0-0, 0-1, 1-0 ve 1-1 modlarını kullanıyoruz. 0-1 modları yukarı saymada, 1-0 modları aşağı saymada, 1-1 modları ise hem yukarı hem aşağı saymada kullanılıyor. Bu modda yön biti, yani direction biti yazılmaz. Donanım tarafından güncellenir ve sayacın güncel yönünü bize verir. Yukarıya ya da aşağıya olarak bir register üzerinde bu değerleri ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Devam edelim. Güncelleme olayı her bir sayaç taşma sırasında ve akıştaki her sayaçta yani yukarı ya da aşağı akıştaki her sayaçta veya timer EGR Event Generation Register kaydındaki Update Generation bitinin set edilmesiyle üretilir. Ayrıca bir güncelleme olayı oluşturulur. Bu durumda sayaç ön ölçekleyici sayacının yanı sıra sıfırdan saymaya yeniden başlatır. Update Event güncelleme olayı Timer X Control Register bir kaydındaki Update Disable biti
set edilerek yazılım tarafının devre dışına bırakılabilir. Bunları bir öncekinde biliyoruz. Yine bunlara ek olarak URS bitimiz var, update request source'umuz var. Set edilmişse update generation biti ayarlandığında, set edildiğinde update event bayrağı bir güncelleme oluşturur. Ancak update interflag bayrağı ayarlamadan böylece herhangi bir kesme ve DMA talebi de gönderilmez. Bu yakalama olayındaki sayacı temizlerken hem güncelleme hem de yakalama kesmesini oluşturmasına kaçınmak içindir. Ön ölçekleyici ön belleği ön yükleme değeriyle yeniden yüklenir. Sayaç diyagramlarına bakalım. Sayaç diyagramları arkadaşlar şuradan bakacak olursak sayaç diyagramları şurada bir counter internal counter değerimiz var. Daha doğrusu clock değerimiz var. Özür dilerim. Internal clock değerimiz var. Counter'ın enable edildiği durum var. Counter'ımızın, counter clock'umuzun internal clock senkronize olduğu durum var. Yani 1'e bölünmüş. Divided by 1 diye geçiyor zaten. 1'e bölünmüş durumu. Auto reload register'ımız da 6'ya ayarlanmış. Auto reload register'ımız da 6'ya ayarlanmış. Auto reload register'ımız 6'ya ayarlandığında bakın nasıl bir şey meydana geliyor. Counter enable olduktan sonra 0 değerine ulaştığı andan itibaren otomatik olarak burada bir update event meydana geliyor. Birinci sıfıra itibaren başladığında. Sonra nasıl bir event meydana geldi? Çünkü sıfırdan itibaren bir underflow oluştu burada. Bir underflow update event meydana geldi. Şöyle. Sonra zirveye ulaştığında yani değer şuradan 6'ya ulaştığında bu sefer ne meydana geldi? Şurada bir update oluşmuştu. Burada bir tane daha zirveye ulaştı. Bu sefer de overflow oldu. Bir daha update event ulaştı. Tekrar en alta geldiğinde burada bir tane daha update event ulaştı. Dolayısıyla bir önceki yukarı ve aşağı saymalarda sadece underflow'da ya da overflow'da güncelleme olayları meydana gelirken merkeze hizalanmış modda hem üstte hem de altta kesme olayların meydana geldiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde burada internal clock'umuz ikiye bölündüğü durumlarda tek farkımız buradaki internal clock'taki iki darbe bizim bir sayma değerimize karşılık geliyor. Şuradan devam edecek olursak bunlar yine 4'e bölündüğündeki durum aynıdır. N'e bölündüğündeki durum aynıdır. Burada değişen bir şey olmaz. Yine aynı şekilde auto reload preload enable'ın alt taşıma durumundaki davranışı auto reload preload'ımızın üst taşımadaki davranışını da grafikten gözlemleyebiliriz. Bir önceki yukarı saymada ve aşağı saymada gözlemlemiş olduğumuz grafiklerin karakteristiğiyle aynı karakteristiğini yapıyor bize sergiliyor. Evet şimdi gelelim saat seçimine. Arkadaşlar dersimizin başında da söylemiştik. Saat seçimi normalde mikrokontrolörümüzün dahili saat kaynağı seçilir. Bu bizim için dahili saat kaynağını seçildiği anlamına gelir. Şurada. Peki bunun dışında ne olabilir? Harici bir pin girişiyle external bir input olabilir. External bir input pinle dışarıdan besleme yapılabilir. Yani counter'ımıza bir dışarıdan, timer'ımıza bir dışarıdan besleme yapılabilir. Bunu göstermişti zaten bize. Bir de harici tetik girişimiz olabilir. Bunun üçü de birbirinden farklı bir şekilde olabilir. Bir giriş piniyle direkt besleyebiliriz. Bir de tetikleme piniyle de ne yapabiliriz? Dışarıdan tetikleme işlemi yapabiliriz. Dahili tetikleme girişi yani internal trigger X'lerimiz, dahili tetikleme girişi internal trigger'lar. Bu işlem bir zamanlayıcı, başka bir zamanlayıcı için bir zamanlayıcının kaynağı kullanmak için seçilir. Yani iki tane zamanlayıcı kullanıyorum. Şurada timer 1 kullandım. Bir ana timer 1'im var. Bir de timer 2'm var. Fakat timer 2'yi seçerken arkadaşlar timer 2'nin clock kaynağını şurası timer 2 olsun. Timer 2. Bu timer 2'yi kullanırken timer 1'in dahili tetiklemesiyle timer 2'yi senkronize ediyor. Böylece zamanlayıcı 1, timer 1, zamanlayıcı 2 için bir ön ölçekleyici olarak hareket ediyor.
timer 1, timer 2 için bir ön ölçekleyici olarak hareket ediyor. Yine ilerleyen zamanlarda bir zamanlayıcıyı başka bir zamanlayıcıyı kullanarak senkronize etme diye bir başlığımız var. Bu başlık içerisinde detaylara ulaşabiliriz. Devam edelim. Dahili saat kaynağımız var. Dahili saat kaynağımız bildiğiniz gibi bizim yine mikrokontrolörümüzün clock hattından almış olduğumuz saat kaynağımız. Burada biz saat kaynağımız biliyorsunuz internal clock'umuz neyse counter clock'umuzda herhangi bir prescaler değerini direkt bir yazarak olduğu gibi alabiliyoruz. Burada bir update generation'ımız var. Yani enable edildikten sonraki ilk durumda şurada bir update generation'ımız var. Bir de counter init'imiz var. Yani sayacı başlatma durumumuz var. Son auto reload, preload değerimizdeki ya da auto reload değerimizdeki son sayma değerine ulaşmadan önce bir init işlemimiz var, başlatma işlemimiz var. Bu başlatma işlemimiz aslında ön ölçeklemenin yüklenmesiyle ilgilidir. Bakalım bir de slave mode kontrolörü devre dışı bırakılmışsa, yani slave mode'da kullanmıyoruz. Burada slave mode selection 0-0 ise, counter enable ise, direction yön belirlenmişse yukarı ya da aşağı ve update generation bitleri gerçek kontrol bitleridir ve yalnızca yazılım tarafından bunlar değiştirilebilir. Otomatik olarak temizlenen update generation counter enable biti bire yazılır yazılmaz ön ölçekleyici dahili saat clock internal tarafından saatin tersi olur. Şekil 120'de bunun press keyidir olmadan ki davranışında ne yapmış olduk görmüş olduk. Evet, saat kaynağı harici saat kaynağı modumuza bakalım. Arkadaşlar harici saat kaynağımızdan burada harici saat kaynağı modumuzda dışarıdan giren bir timer sinyalimiz burada timer x slave mode control register kaydındaki slave mode selection bitimizin 1-1-1 olduğunda seçilir. Seyahat seçilen girişteki her yükselen ve düşen kenarı sayabilir. Şuradaki timer x'in slave mode control register'daki değerini otomatik olarak kontrol eder. Eğer burası 1 ise yine bir harici saat kaynağı olarak giren sinyalin filtrelenir. Filtrelendikten sonra bir kenar yakalama dedektöründen geçer. Bu kenarların yükselen kenar ya da düşen kenar olduğu tespiti yapılır. Burada Capture Compare Enable Register'ın içerisinde zaten bu Capture Compare Enable olmuştur. Daha sonra bir External Trigger Input ile External Trigger Input ile sisteme giriş yapılır. External Trigger Input ile sisteme giriş yapılır. Böylece harici bir saat kaynağı olarak etkinleştirilmiş olur. Ve bunun dışında biliyorsunuz encoder modları da aslında nispeten bir harici giriş olarak tanımlıyoruz. Encoder modumuz, external clock modlarımız. Daha sonra bu ne yapılır? Tekrardan prescale edilir. Clock prescale edilir. Clock prescale edildikten sonra harici saat kaynağımız ne yapılır? Buradan kullanılabilir. Böylece bir mikrokontrolörle farklı şekilde frekanslar ve periyotlar ne yapılır? Belirlenebilir. Çok zormuş gibi gözükse de aslında çok da zor değil. Sadece clocklar sayılarak belirli bir matematiksel işlemlerden geçirilerek bize girmiş olduğumuz girilen clock'un periyotları ve frekansını hesaplayıp bize verir. Evet. Şimdi bu aşamaya kadar arkadaşlar yaptığımız aslında timerların genel özelliklerinden bahsettik. Aslında timerların bir sayaç olduğunu, girişi yakaladığını, işte çıkışı ürettiğini, dahili saat kaynağı olduğunu, harici saat kaynağı olduğunu, birbirlerini tetikleyebildiğini, harici tetiklemeleri yapabildiğinden bahsettik. Yani yeteneklerinden bahsettik. Auto reload, preload değerinden bahsettik. Otomatik yeniden yükleme değerinden ve prescale değerinde bahsettik. Şimdi asıl timer'ın kullanıldığı yerlerden biri olan giriş kanallarının yakalanmasından bahsedeceğiz. Yani giriş nasıl yakalanır ve nasıl modüle edilir?
Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi birincisi giriş kanallarının yakalanması ve karşılaştırılması. Girişte bir sinyal yakalayacağız. Düşen kenarla, yükselen kenarla bir sinyal yakalayacağız. Ve bu giriş sinyalini karşılaştıracağız. Biz buna capture compare channel diyoruz. Capture compare channels. Yakalama ve karşılaştırma kanalı. Ya da giriş çıkış yakalanması ve karşılaştırması. Her bir yakalama ve karşılaştırma kanalı şimdi bakınız 825 birazdan bakacağız. Bir yakalama ve karşılaştırma kaydı, yani bir gölge kaydı da buna dahil. Yakalama için bir giriş aşaması, burada dijital filtre, çoklayıcı, multiplexer, ön ölçekleyici, prescaler ile ve bir çıkış aşaması. Yani dijital filtreden geçiyorum, multiplexer'dan geçiyor, prescale ediliyor ve bir çıkış aşamasında karşılaştırıcı ve çıkış kontrolü ile etrafında oluşuyor. Dijital filtre, çoklayıcı, ön ölçekleyici, hemen akabinde karşılaştırıcı ve çıkış kontrolü seviyelerinde meydana geliyor. Giriş aşaması arkadaşlar, filtrelenmiş bir sinyalin yani external taraf ya da işte trigger input flag, burada hangi kanalını oluşturuyorsak, karşılık gelen TX girişini örnekler, ardında polarite seçimine sahip bir kenar detektörü, slave mode controller tarafından tetikleme girişi olarak veya yakalama komutu olarak kullanılabilen bir sinyal alan, burada bir filtreleme ve polarite işleminden geçirilerek bir sinyal üretilir. Yakalama kaydından önce de input capture prescaler'da ön ölçeklenmiş. Input capture prescaler'da ön ölçeklenmiş. Evet, şurada bir şeklimiz var. Oradan bakalım. Şuradan bakalım arkadaşlar. Bu şekil bize ne söylüyor? Bu şekil bize şöyle bakacak olursak. Bir input stage'imiz var. Bir kanal birden bir bilgimiz geliyor. Bir girişimiz var. Bu girişin içerisinde bir dijital filtremiz var. Filter down counter. Yani bir sayma, aşağı sayma ve karşılaştırma işlemimiz var. Burada tabii bir sinyalle besleniyor. Bir de input capture flag'ımız var. Timer X'in içerisinde capture compare mode register diye geçiyor. Capture compare mode register. Burada bir filtrelemeden geçiyor. Filtrelemenin akabinde harici girişimiz bir kenar dedektöründen geçiyor. Bu kenar dedektörü bize yükselen kenar R rising, F falling. Yani yükselen ve düşen kenar olduğunu bize veriyor. Yükselen ya da düşen kenar olduğunu verdikten sonra buradan bir event dedektör aslında verilmiş oluyor. Bu slave controller moduna giriyor burada. Şurada bir slave controller modumuz var. Slave controller modumuza giriyor. Sonra buradan yine girişimizin filtrelenmiş sinyalinin polaritesi belirlendikten sonra yine burada kontrolere gidiyor. Yine aynı daha sonra buradan geçtikten sonra slave modumuza geçtikten sonra şurada capture compare registerlarına bağlı olarak bir ölçekleyiciye giriyor. Bu ölçekleyicide bu sinyal 1'e, 2'ye, 4'e, 8'e bölünerek giriş olarak timer'ımıza alınmış oluyor. Buradan devam edelim. Yakalama modunda. Peki yakalama modunda kullanırız. Giriş yakalama modunda yakalama karşılaştırma kayıtları timer capture compare register x'teki input capture x sinyali tarafından algılanan bir geçişten sonra sayacın değerini sabitlemek için kullanılır. Bir yakalama gerçekleştiğinde ilgili capture compare interrupt flag'ı bayrağı TimerX'in bu durum register'da, status register'da set edilir ve etkinleştirilmişse bir kesme bayrağı veya bir DMA talebi gönderilebilir. Capture compare interrupt flag bayrağı zaten yüksekken yakalama gerçekleşmişse bu sefer capture compare yine OF over capture bayrağı set edilir. Over capture bayrağı set edilir ve capture compare
interrupt.fla'da yazılım tarafından sıfır yazılarak veya Capture Compare.x kaydına saklanan yakalanan veriler okunarak temizlenebilir. Burada register'la ilgili bir kısa bilgimiz var. Yani update interrupt flag, burada yine Capture Compare 1, interrupt flag, Capture Compare 2, 4 tane zaten her bir zamanlayıcımızın 4 tane kanalı var. Sonra bunlar yazılımsal olarak set edilebiliyor. Yine bir timer interrupt flag'ımız var. Şuradan da overflow'lar gerçekleşirse overflow'lar, overflow bayrakları da ne yapıyor? Buradan bu register'da kontrol edilebiliyor. Evet, girişin yakalanmasından bahsettik. Girişi yakaladık. Bunu karşılaştırdık. Girişi. Uygulamada göreceğiz arkadaşlar. Uygulamalarımız var. Yazılım tarafına geçmedik. Yazılım tarafına biraz daha donanımı bitirelim. Ondan sonra yazılıma geçeceğiz. PVM giriş modunda arkadaşlar pass width modülasyon, yani bir pass width modülasyon, modülasyon genişlikte bir darbe ölçümü var. PVM giriş olarak. Yani bir PVM girişimiz var. Biz bunu da ne yapmamız lazım? Capture ederek yakalamamız lazım. Önce bir input capture modumuz vardı. Aslında bu da benzer bir şey olmuş oluyor. Bu durumda ne oluyor? Bir yine input capture 1'imiz var. Input capture 2'miz var. Input capture 1 ve input capture 2 reset counter'ımız var. Zamanlayıcının, daha doğrusu sayıcının sıfırlanma durumu. Sonra timer x'imizin bir sayma değerleri var. Belli bir değere kadar gelir. 1, 2, 3 aslında 0, 1, 2'ye karşılık gelir. Burada bizim darbemizin genişliğini bize vermiş oluyor. Sonra input capture 2 bu niye karşılık gelir arkadaşlar? Bu da bizim düşen kenarımıza karşılık gelir. Bu da pass width measurement. Yani burada bir pass darbe genişliği ölçümü yapılır. Şurada bir darbe genişliği ölçümü yapılır. Darbe genişliği ölçümü nedir? 3 darbedir mesela. 3 pass. Sonra aynı şekilde şurada düşen kenarla birlikte bir periyodumuz devam eder. Periyodumuz nereye kadar devam eder? Buraya kadar devam eder. Dolayısıyla bizim periyodumuz aslında şurası. Şurası bizim toplam periyodumuzu gösteriyor. Ama bu periyod içerisindeki bize PVM'in ne olduğuna karşılık gelir. Toplam periyod içerisindeki oranına bakacak olursak %60'a karşılık geldiğini görüyoruz. %60'lık bir PVM darbesinin olduğunu biz burada görebiliyoruz. Toplam 5 darbede meydana geliyor. 3 tanesi yükselen kenarda, 2 tanesi düşen kenarda. Toplam 5 darbede bize PVM vermiş oluyor. Bunu da yine timer x capture compare register 1 değeri, yine timer compare x capture compare 2 register'ındaki durumdan gözlemleyebiliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Yani PVM input mod genelde bu şekilde. Gelelim çıkışa. Biraz önce girişten bahsettik. Girişte timer x'lerin capture compare yapmasını ve aynı zamanda çıkışları da karşılaştırabileceğinden bahsetmiştik. Gelelim çıkışlara. Çıkışlar nasıl karşılaştırılır? Bu fonksiyon bir çıkış dalga biçimini kontrol etmek için veya bir süre geçtiğini göstermek için genelde kullanılır. Yakalama karşılaştırma kaydı ve seyahat arasında bir eşleşme bulunduğunda çıktı işlevi karşılaştırılır. Yani bir yine bu sefer input capture yapmıyoruz da output compare yapıyoruz. Aslında yine bir compare karşılaştırma işlemi yapıyoruz. Peki nasıl meydana geliyor? Şuna bakalım. Burada bir saat darbemiz var. Counter'ımızın darbe genişlikleri var. Şurada bir control register 1'de bir karşılaştırma değeri yazılmış buraya. Şurada bir karşılaştırma değeri yazılmış. Ancak bizim output compare referansımız, artık output bir compare referansımız burada bir eşleşme meydana getirdiği andan itibaren control register 1'de bir eşleşme meydana getirdiği andan itibaren bir kesme meydana gelir. Ne zaman meydana gelir? Bakın şurada bir kesme meydana gelir ve karşılaştırmanın evet şey yazıldıktan sonra yani şuraya
şu noktadan itibaren B201 yazıldığı noktadan itibaren bakın şurada bir aşağı düşer. Burada da bir kesme meydana gelir. Şimdi şöyle yapalım. Bunu uygulama olarak aslında göstermek biraz daha mantıklı. Bu grafikte çok tam olarak anlatmak biraz zor oldu. Şöyle yapalım. Uygulama üzerinde biraz daha kolay olacak. Ondan bakalım. Aslında karşılaştırma modunda biz periyodumuzu atıyorum 1000 verirsek biz diyoruz ki periyodumuzun içerisinde bu periyod içerisinde sayma değerimiz 500'e geldiğinde sayma değerimiz 500'e geldiğinde otomatik olarak bize bir çıktı üret. Ya da işte 100'e geldiğinde bir çıktı üret, 200'e geldiğinde bir çıktı üret gibi çıkışın karşılaştırılmasının yapılacak olduğu bir değer giriyoruz ve bu değerle işlem yapıyoruz. Biz buna output compare register'daki karşılaştırma değerini tanımlayarak yapıyoruz. Output compare referans değerimizi karşılaştırarak yapıyoruz. Şurada zaten bunu görebiliriz. Burası referans değerimiz output compare bir değerine eriştiği zamanki davranışımızı gösteriyor. PVM modu darbe genişlikli modülasyon modu diye geçiyor arkadaşlar. PVM timer X'te auto reload register. Auto reload register kaydının değeri ve timer X'teki capture compare register kaydının değeri. Bakın burada bir auto reload register değerimiz var. Asıl sayacak olduğu değer. Bir de capture compare kaydımızın değeri var. İle belirlenen bir görev çevrimi tarafından bir frekansta bir sinyalin üretilmesine izin verir. Çıkış olarak üretiyor. PVM modu timer X'in capture compare mod register kaydındaki output compare M bitlerine mesela 1, 1, 0 PVM modu burada 1 olmuş olur veya 1, 1, 1 PVM modu 2 yazılarak her bir kanalda bağımsız olarak output compare çıkış başına bir PVM seçilir. Kullanıcı control register moddaki output compare polaritesini enable ederek ilgili ön yükleme, prescaler değerini bizimlerin ön yükleme yazmacını ve sonunda da control register bir kaydındaki auto reload, preload bitini ayarlayan otomatik yeniden yükleme, ön yükleme yazmacını etkinleştirmesi gerekir. Şöyle bakacak olursak, öncelikli olarak burada bir output compare aslında işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şöyle baktığımız zaman direkt PVM diye bir şey yok. Sadece ne değerimiz var? Aslında output compare işlemi yapmış oluyoruz. Output compare modunda output compare 1, 2, 3 diye bakın şurada output compare 1M, output compare 2M görmüş olduğunuz gibi karşılaştırma üretiyoruz. Output compare 1M'de mesela output compare burası 1M iken output compare 1M içerisine 1, 0, 1 110 yazarsak 110 yazarsak veya 111 yazarsak mod 2 durumunda bize bir PVM üretmiş olur. Şuradan bir göstergemiz var. Bir grafiğimiz var. Orada bir bakalım. Burada bize ne olarak verir aslında? Burada arkadaşlar periyot ve darbe ölçümünü aslında nasıl yaparız? Şöyle periyot ve darbe ölçümümüz timer'ımızın üretmiş olduğu bir darbe genişliği var. Zaten bu darbe darbemizin bir amplitüdümüz var, bir genliğimiz var. Genliğimiz zaten mikro işlemci tarafından, bir mikrokontroller tarafından verilen bize gerilim genliğimiz. Burada bir periyot belirliyoruz. Bu periyodumuz bizim yine timer prescaler tarafından ayarlamış olduğumuz bir periyodumuz. Bunun içerisinde darbemizin pozitifte kaldığı, darbemizin pozitifte kaldığı sürenin genişliğine biz darbe genişliği diyoruz. Dolayısıyla şurada %50 genişlikte bize kaldıysa burada darbe genişliğimiz %50 olmuş oluyor. Bir periyodun yarısını aslında burada bize temsil ediyor. Pozitif yarısı, negatif yarısı. Pozitif yarısında gerilim var. Örneğin 3.3 volt bir çıkışta 3.3 volt bir gerilim var. Negatif yarısında ise herhangi bir gerilim yok. Toplam bir periyoda da bu periyod içerisindeki pozitif ve negatif darbenin olduğu süre olarak tanımlıyoruz. Bu değişebilir. Mesela
%10'luk bir darbe de olabilir. Mesela 3.3 voltta toplam süre içerisindeki değeri 0.3 volta, 0.33 volta karşılık geldiğini söyleyebiliriz. %10'luk bir darbe genişliğimiz varsa. Ya da %90 bir darbe genişliği olabilir. Şöyle %90 bir darbe genişliği olabilir. Şurada %10'luk bir negatif yarımla periyodun negatif yarım kısmında olabilir. Devam edelim arkadaşlar. Evet, PVM modunda PVM kenar hizalama modlarımız var. Aslında burada kenara hizalanmış PVM modlarımız var. Burada görüldüğü gibi count register'ımız belirli bir değere kadar sayar. Saymış olduğu değerinde output compare referans değerimize ulaştığında bir ne yapar? Otomatik olarak düşer. Karşılaştırma değerinde düşer. İşte tam bu arada bir interrupt flag'ımız devreye girer. Bir kesme meydana getirir. Yani bunun düşmesiyle birlikte kesmemiz aktif hale gelir. Sonra buradan ne zamana kadar? Başlangıç değerine kadar devam eder. Bakın başlangıç değerine kadar. Tekrar devam eder. Yükselir. Ve buradan toplam şuradaki genişliğimiz aslında şöyle düşündüğümüz zaman sıfırdan itibaren başladığı zaman darbe genişliğimizin sıfırdan 3'e kadar 4 olduğunu ondan sonra ama yine negatif darbe negatifteki darbe genişliğimizin ise pozitifteki 4 saat birim olduğunu negatiftekinin ise 5 saat birim olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde bunu farklı şekillerde 8'e yine karşılaştırma olarak burada 4 verilmiş. Capture Compare referansımız, register'ımızdaki karşılaştırma değerinin 8 olarak verilmiş. Burada da 8'de bir şey üretir. Şuradaki darbe genişliğimize bakın. Kabaca %90 diyebiliriz. Bakın şurada %10'luk bir ya da bir darbelik bir negatif de var. Burada daha yüksek olmuş oldu. Karşılaştırma burada meydana geldi. Burada da bir event. Bakın ilk düştüğünde bir kesme meydana geldi. Düştüğünde, her bir düştüğünde meydana gelir arkadaşlar. Yani darbemiz düştüğünde meydana geliyor. Bunu yine 8'den büyük olduğu durumlar için ya da 0'a eşit olduğu durumlar için de bunlar yapılabilir. Merkeze hizalanmış mod arkadaşlar. Merkeze hizalanmış mod. Orta hizalı modda Central Line dediğimiz orta hizalı modda başladığınızda mevcut yukarı aşağı konfigürasyonu kullanılır. Yani hem yukarı ve aşağı sayılı konfigürasyonu kullanılır. Bu sayacın Timer X Control Register 1 kaydındaki Direction Bit ile yazılan değere bağlı olarak yukarı veya aşağı saydığı anlamına gelir. Ayrıca Direction dediğimiz yön ve Center Mod Selection Bit'leri yazılım tarafından aynı zamanda değiştirilmemelidir. Şuradan bakalım bir Central Line'de ne olur. Bakın şurada bir Control Capture Compare X'de 4'te karşılaştırma yapıyoruz. Referansımız 4 ve ulaştığı değerdeki üretici kodu kesme. 4'e kadar sayar, aşağı doğru iner. Burada bir ne meydana gelir? Event fire olur bakın. Şurada bir event fire olur. Sonra devam eder. Tekrar. Biraz önce 8'e kadar gelir. Bakın 8'e kadar gelir. 7, 8 şu ortaya gelir. Şu oradan itibaren geriye saymaya başlar. Bu sefer düştüğünde bir daha event fire olur. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir daha event fire olduğunu yani olay küçüklendiğini görüyoruz. Sonra tekrar devam eder. Biraz öncekinde sadece sağ hizalı modda ya da işte sola hizalı modda merkez mod ve sağ hizalı modlarda biliyorsunuz bunu kullanıyoruz. Düşen kenarla birlikte tetiklenmişti. Bunda hem düşen kenarla hem de yükselen kenarla birlikte tetiklendiğini ve olay ürettiğini görebiliyoruz. Burada 7'ye geldiği zaman bakın daraltıyoruz. Şuradaki hemen pasimiz doluluk oranı düştüğü andan itibaren bir event fire meydana geldi. Ondan sonra burada tekrar burada central line 1-0 evet. Burada merkeze hizalı değil bu. Burada merkeze hizalı değil. O yüzden sadece düştüğünde bir olay tetiklendi. Bunda ise burada CMS 1 olduğu için her ikisinde meydana geldi. Her ikisinde meydana gelmiş oldu. Aslında şöyle oldu. Hem yukarı hem aşağıyı birden aktif hale getirmiş oldu. Şurada yukarı, burada aşağı, burada hem yukarı hem aşağı olmuş oldu. Değişen bir şey yok. Buna da dikkat etmek gerekiyor.
Şimdi devam edelim. Biraz süremiz geçti farkındayım ama bitirmek üzereyiz. Çok fazla bir slaytımız kalmadı. Tek darbeli modumuz var. Tek darbeli modumuz arkadaşlar. Önceki modların özel bir durumudur. Sayacın bir uyarıcıya tepki olarak başlatılmasına ve programlanabilir bir gecikmeden sonra programlanabilir bir uzunluğa sahip bir darbe üretilmesine izin verir. Tek darbe. Bakın. Sayacın bir uyarıcıya tepki olarak yani cevap olarak başlatılmasına ve programlanabilir bir gecikmeden sonra programlanabilir bir uzunluğa sahip bir darbe üretilmesine izin verir. Sayacın başlatılması slave mode kontrolü ile kontrol edilebilir. Dalga formunun üretilmesi çıktı karşılaştırma modu veya PV modunda yapılabilir. Bu da tek darbeli mod diye geçer. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Bakın şurada bir örneğimiz var. Hemen bunun üzerine geçebiliriz. Burada arkadaşlar output compare referansımız yani çıkış karşılaştırma referansımız. Burada bir girişle birlikte tetiklenir. Harici bir girişle tetiklenir. Yani bu. Buna tepki olarak output compare referansındaki değerimize vardığı andan itibaren karşılaştırma değerini vardığı andan itibaren bir darbe üretir. Tek bir darbe üretir ve geri gelir. Şurada auto-reload değerimize ulaşırken şurası bizim referans karşılaştırma değerimiz. Şu nokta bizim referans karşılaştırma değerimiz. Buradan sonuna kadar yani periyodumuzun sonuna kadar bir darbe üretir. Periyodumuzun sonunda tekrar aşağı iner. Ve bu işlem biter. Bu da one pulse mode yani tek darbeli mod olarak karşımıza gelir. Evet önemli bir şey yine ders kapsamında kullanacak olduğumuz encoder arayüzümüz var. Encoder arayüzümüz arkadaşlar aslında iki girişten meydana geliyor. Burada harici girişimiz bir yani filtre timer inputumuz bir, timer inputumuz iki diye geçiyor. İki giriş Timer input 1, timer input 2 artan bir encoder arayüzü oluşturmak için kullanılır. Tablo 85'i şimdi birazdan göreceğiz. Sayacımız timer input 1 filtered polarity yani filtrelenmiş bir polarımamız var. Rising ya da falling dediğimiz. Veya 2 numaralı timer input 2 yine filtrelenmiş bir polarıma. Giriş filtresi ve polarite seçiminden sonra üzerindeki her geçerli geçiş saatlendirilir. Aslında üzerindeki her geçerli geçiş yani geçerli olan bir saat sinyali clock olarak hesaplanır. Ve nereye yazılır? Burada counter enable bitiyle birlikte control register 1 kaydına yazılır. Bu değer. İki girişin geçiş sırası değerlendirilir ve yön sinyallerinin yanı sıra sayım darbeleri de üretilir. Yön sinyalleri ve sayım darbeleri. Peki encoder için iki girişi mutlaka kullanmamız gerekiyor. Tek girişle değil. Tek girişle ilgili bir işlem yapacaksak onu kendimizin input capture üzerinden konfigür etmemiz gerekiyor. Burada ne yapıyor? Counting timer input 1, counting timer input 2, counting timer input 1 ve 2'ye bakıyoruz. Sadece biri kullanacaksak burada rising'de down ve up sayım yapıyoruz. Falling'de bu şekilde down ve up sayımını yapıyoruz. Zaten bunu kullanmıyoruz. Bu durumda şu an not available. Mümkün değil. İkincisi için aynı şekilde counter 2 bakın burada tam tersi ilk şeyde rising'de down up bu şekilde sayım gerçekleştiriyoruz. Diğerinde de down up bu şekilde sayım gerçekleştirmiş oluyoruz. Eğer bunu yön bilgisiyle birlikte dikkate alarak şurada sinyalin polarmış olan sinyalin ne demiştik? Polarite seçiminden sonra filtrelenmiş sinyalin polarite seçiminden sonraki kenarın durumuna göre yön ve sayma, clock sayma işlemi gerçekleştirilir ve bu kontrol rejisteri yazarak bize yön ve sayım darbesi olarak bize gelir. Yön ve sayım darbesi olarak bize gelir. Bakın şöyle bir örneğimiz var. Bu örnekte arkadaşlar bir counter değerimiz var. Aslında yukarı aşağı sayma yapılıyor. İki tane girişimiz var. Timer input 1, timer input 2. Ne yapıyor? Forward, ileri doğru sayma gerçekleştiriyor. İleri doğru sayma gerçekleştirirken arkadaşlar burada
bir timer input 1'imiz yükseldi. Bu arada timer input 1 yükselirken timer input 2 aynı şekilde diğerinin, bakın giriş olarak diğerinin, bu enkodörün özelliğidir arkadaşlar. Enkodörün üzerinden kaynaklanan bir şeydir. Diğerinin modülasyonun yarısındayken 2 numaralı giriş yükselir. 2 numaralı giriş yükselmesinin birlikte 1 numaralı giriş düşer. Sonra 2 numaralı giriş düşer. Böylece biz bunun bir yukarı doğru sayma olduğunu anlarız. Bu şekilde devam eder. Ne zamana kadar? Bir jitter meydana geldiği zaman. Bakın şurada bir jitter oluşur. Yani bir titreşim, sarsıntı, oynama meydana gelir. Yani ne yapıyor aslında? Timer 2 aktif hale gelmeden timer 1 sürekli düşüp kalkıyor. Yani böyle bir ileri geri yapmış oluyoruz. Burada sayma değerimiz bir geri gelir. Çünkü timer 2'den herhangi bir giriş olmadığı için bunu geri olarak sayar. Ve burada bir değer düşer. Bir de tekrar bir daha yükselir. Bu sefer biraz önce yukarı doğru sayarken, şu şekilde yukarı doğru sayarken dikkat ederseniz bir numaralı giriş yükselen kenarla başlamıştı. Şimdi iki numaralı giriş yükselen kenarla başlar. Ve bir numaralı giriş yükselen kenarı arkasını devam ettirir. Sonra iki numaralı giriş düşer ve bir numaralı giriş düşer. Bunu gördüğümüz zaman bunu da bu sefer down count, yani aşağı doğru sayma olduğunu anlarız. Böylece bize ne verir? Bir sayma değerini verir. Yukarı ya da aşağıya. İki, yön değerini vermiş olur. İleri ya da geri olduğunu anlamış oluruz. Gelelim zamanlayıcı senkronizasyonuna. Zamanlayıcı senkronizasyonu arkadaşlar. Timer X zamanlayıcıları, zamanlayıcı senkronizasyonu veya zincirleme için dahili olarak birbirine bağlanabilir. Yani iki zamanlayıcıyı birbirlerine seri olarak bağlayıp birinin diğerini tetikleyerek başlaması ya da birinin diğerinin preload değerinin, prescale değerinin konfigüre etmesini sağlayabiliriz. Bir zamanlayıcı burada master modunda konfigüre edildiğinde bağımlı modda konfigüre edilen başka bir zamanlayıcının sayacını sıfırlayabilir, başlatabilir, durdurabilir veya saatleyebilir. Yani clock beslemesini yapabilir anlamına geliyor. Şöyle bakacak olursak şekil 140'da tetik seçimine bağlı olarak, yani trigger seçimine bağlı olarak şurası master modda, şurası da slave modda yapılandırılmış. Burada bir trigger output verilmiş. Buradan da trigger input olarak alınmış bir yapının olduğunu, birbirine seri bağlandığını görüyoruz. Bunu şu an için arkadaşlar şeyde gösteriyorum. Yani teorik olarak anlatıyorum. Uygulama, eğer zamanımız olursa bununla ilgili de uygulama yapabiliriz. Biz birkaç bir uygulamada bunu kullanmıştık. Oldukça etkili bir yöntem. Kompleks uygulamalarda işe yarayan bir yöntem. Evet, bir sonraki aşamada bir örneğimiz var. Kontrol registerlerinde bu uygulama gerçekleştireceğiz. Şimdilik burada bitirelim arkadaşlar dersimizi. Bir sonraki uygulama aşamasına geçelim. Önce bir registerler üzerinden yapılandırma yapalım. Sonra da hall mimarisi üzerinden register yapılandırmalarını ya hall mimarisi ve hall sürücüsü üzerinden zamanlayıcı yapılandırmalarını uygulama olarak görelim. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.